Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hakan Uzuner. Bugün sizlerle beraber Microsoft'un yine yeni nesil güvenlik teknolojilerinden biri olan Windows Defender ATP'yi göreceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Windows 10 halihazırda pek çok güvenlik özellikleriyle beraber geliyor. Ve yine baktığımız zaman Windows 7'nin çıkışı, Windows 8'in çıkışı ve Windows 10'un çıkışını karşılaştırdığımız zaman pek çoğumuzun bildiği gibi Windows 10 geçişleri çok daha hızlı gerçekleşti. Tabii ki bu geçişlerin hızlı gerçekleşmesindeki motivasyonlardan biri Windows 10 geçişlerinin ücretsiz olması. Bir diğeri ise son derece kolay, yani veri kaybı olmadan in place upgrade dediğimiz yöntemle geçişin destekleniyor olması. Fakat kurumsal firmalardaki geçişteki motivasyon biraz daha farklıydı. Evet, son kullanıcıların motivasyonu ürünün ücretsiz olması ve geçişin kolay olması olurken, kurumsal firmalar daha çok son kullanıcıların kullandığı bilgisayarların geçişinde kullanıcı deneyimine ve olası herhangi bir şekilde program uyumsuzluğuna dikkat eder. Bunun Türkçesi aslında çok hevesli olmazlar. Yani büyük kurumlara baktığınızda hala Windows 7 kullanan, hani XP çok zordur belki ama KOBİ'lerde belki görebilirsiniz ama kurumsal firmalarda çok zordur. Ama Windows 7 kullanımını, Windows 8 kullanımını görebilirsiniz. Bunun da temel nedeni dediğim gibi özellikle kullanıcı deneyiminin değişmesinden ve performans düşmesinden son derece rahatsız olacaklarından dolayı biraz daha nazlıdırlar, öyle diyebiliriz. Fakat Windows 10'da durum biraz daha değişti. Kurumsal firmaların özellikle Windows 10 geçişlerindeki en büyük motivasyon güvenlik oldu. Çünkü bildiğiniz gibi büyük kurumların özellikle son kullanıcı platformunu, yani client işletim sistemini koruması gayet zor. Bunun için işte IDS, IPS sistemleri olabilir, endpoint tarafında veya antivirüsün yanında farklı ürünlerde kullanabilirler ve kullanıyorlar. Artık eskisi gibi sadece bir antivirüs kurarak son kullanıcıları koruma devri bitti gibi bir şey. Durum böyle olunca kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına işletim sisteminin sunmadığı özellikleri third party programlarla sağlamaya çalışıyorlar ve bunun getirdiği ekstra efor, ekstra lisans maliyetleri de son derece yorucu oluyor. Windows 10 ile beraber gelen pek çok tabii ki yenilik var, kullanıcı yeniliği. Ama bunlardan daha önemlisi, özellikle kurumsal sektörde Windows 10'u bu kadar popüler yapan en önemli özellikler Windows 10'un güvenlik özellikleri. Bakacağımız zaman temel anlamda cihaz koruması başlığında, kimlik koruması, bilgi koruması veya tehdit direnci başlığında bize pek çok yeni özellik sunuyor. Bir kısmı belki Windows 7'den bile tanıyacağımız işte AppLocker gibi özellikler olurken, ki bunların geliştirilmiş halini düşünebilirsiniz. Bir kısmı ise baktığınızda tamamen Windows 10 ile beraber gelen en yeni nesil güvenlik çözümleri olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki ana amaç aslında değişen ve gelişen yeni tehditlerin ve saldırıların karşısında en yeni nesil işletim sistemi, client işletim sistemi olan Windows 10'un halihazırda varsayılan güvenlik çözümleri sunarak ek güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymadan güvenli bir platform oluşturmanız. Bu yüzden kurumsal firmaların Windows 10'a geçişindeki aslında en büyük motivasyonu şu anda gördüğünüz ihlal öncesi dediğimiz, yani kötü niyetli bir kişinin veya bir kodun sisteme sızmadan önce sızmasını engelleyecek pek çok çözüm sunuyor olması. Bu gerçekten baktığınız zaman bu çözümlerin bir third party programla sağlanması için en azından en gelişmiş üreticiyi dahi seçseniz, ki artık yeni nesil güvenlik üreticileri de biliyorsunuz antivirüs ürünün yanında pek çok ekstra özellik sunuyor. Belki 5 belki 6 tane farklı üreticinin farklı programlarını kullanmanız lazım. Ama bunların hepsi Windows 10 ile beraber bizlere sunuluyor. Peki mevcut duruma bakalım. Neden Windows 10 bu şekilde üretildi ve bu kadar güvenlik çözümü sunuyor? Çünkü hepimizin bildiği gibi artık kötü niyetli kişiler eskiden olduğu gibi direkt firewall'lara saldırmıyor veya servis kesintisiyle uğraşmıyor. Bunların ana amacı şirketlerin verileri. Çünkü bildiğiniz gibi bir dijitalleşme söz konusu. Dijital dönüşüm gereği artık şirketler evraklarını kağıtlarda tutmuyor. Her şeyi dijitalleştiriyor. En kritik bilgilerini dahi. Çünkü bu bilgilerin dijitalleşmesi aranabilir olduğunu gösteriyor. Aranabilir olması raporlanabilir olduğunu gösteriyor. Raporlanabilir olması da bu şirketin geriye dönük ve ileriye dönük, geriye dönük datalardan ileriye dönük kararları daha hızlı almasını sağlıyor. Daha hızlı karar alan bir şirket ise daha çevik bir şirkettir ve rakiplerine karşı
aslında birkaç adım öne geçebilir. Herkes şu anda bunun peşinde. İşte bu bir enerji kurumu olabilir, bu bir sigorta firması olabilir, bu bir üretim yapan firma olabilir. Sonuçta rakiplerinin önüne geçmek için rakiplerinden daha hızlı, daha çevik olması gerekiyor, daha esnek olması gerekiyor ve bunu da yapabilmek için rakibinin de yaptığı aslında şu anda en popüler olan dijital dönüşümü ayak uydurmak. Tabii ki dijital dönüşümü ayak uydurunca dediğim gibi bütün verileriniz artık dijital ortama geçiyor ve son derece tehlikeli bir durum. Kötü niyetli kişiler de bunu bildiği için artık bu verileri çalmak ve satmak peşindeler. Kimi kurumlarınız için milyarlarca dolar zarara neden oluyor. Ve satan kişi için de belki milyonlarca dolar veya yüz binlerce dolar maddi bir gelir sağlıyor. Durum böyle olunca yeni nesil saldırılar kullanıcıların kimliğine, yani artık kullanıcıların kimliğini çalıp o kimlikle içeriye girip o bilgiyle başka bir kullanıcının kimliğini çalıp, o bilgiyle başka bir kullanıcının kimliğini çalıp, belki daha yetkili bir kullanıcının kimliğini çalıp, oradan sunuculara, storage'lara ve verilere erişme üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden insanların sosyal network hesaplarına saldırıp, oradaki şifreleri kurumsal hesaplarda kullanma oranı yüksek olduğu için kurumsal networklere sızıp, burada gördüğünüz gibi ortalama 200 günden fazla sizin networkünüzde kalıp çok ciddi bir zarara neden olabiliyorlar. Ve böyle bir durumun tespitinde dahi bu ortamın temizlenmesi 80 günden daha fazla bir zaman alabiliyor. Bunlar tabii ki ortalama değerler. Yani sizin şirketinizde belki 300 gün kalır, başka bir şirkette belki 50 gün kalır. X bir şirketi temizlemek belki 200 gün sürer, Y şirketi temizlemek belki 20 gün sürer. Çünkü bu insanın hangi şifrelerle nerelere sızdığını, nerelere ne tür accountlar açtığını, nerelere ne tür kodlar yazıp zamanlanmış görevlerde çalıştırdığını bilmeniz zordur. Ve tabii ki bunun maddi zararları da var. Buradaki rakamlar her ne kadar Amerika'daki ya da Türkiye'nin dışındaki rakamlar olarak görseniz de buradaki rakamlardan öte bunların sonuçta verdiği zararları bizim algılıyor olmamız lazım. Problemimiz şu, ne yazık ki Türkiye'de de dahil pek çok firma bir sızıntı olduğunun veya içeride birilerinin veya bir grubun olduğunun farkında olmadan yaşıyor. Bir kısmı bunu fark ediyor ama geriye dönük kaç gündür içeride olduğunun ve ne kadar verinin sızdığının farkında olamayabiliyor. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Şu anda güncel güvenlik tehditlerinin trendinin artık kullanıcı kimliklerine doğru yöneldiğinin ve bu çalınan kullanıcı kimlikleriyle başka kullanıcı kimliklerinin çalınıp daha yetkili kullanıcılara erişilmeye çalışılıp buradan da verilerin çalınmasına doğru bir yöntem olduğunu farkına varmalıyız. Durum böyle olunca arkadaşlar tabii ki güvenlik dünyası da ne oluyor? Hızlı bir şekilde değişiyor. Halihazırda koruma sistemlerimiz ne yazık ki yeterli olmayabiliyor. Çünkü sürekli olan değişen ve gelişen ataklar var. Değişen ve gelişen ataklara karşı farklı ürünler kullanmaya başlayınca bu sefer sistem yöneticisi olarak karmaşıklığın içinden ne yapamıyorsunuz? Çıkamıyorsunuz. Ve bu kadar farklı güvenlik ürünü kullandığınız için bu güvenlik ürünlerinden gelen uyarıları ciddiye alamıyorsunuz veya zamanda değerlendiremiyorsunuz. Veya saldırılar çok gelişmiş olduğu için artık daha fazla istihbarata ihtiyacımız oluyor. Çünkü saldırı gerçekleştikten sonra ne yazık ki iş işten geçmiş oluyor. O yüzden saldırı gerçekleşmeden veya saldırı dünyanın herhangi bir bölgesinde ilk olarak görüldüğünde diğer bölgelere, diğer şirketlere, diğer müşterilere yansımadan anda tespit edilip mevcut globalde kullanılan database'e işlenip tüm agentlara dağıtılması veya agentların bu bilgiye sahip olması önemli. Şu anda güvenlik dünyası aslında bunun üzerinde çalışıyor. Pekala, sunumun başında demiştim ki Windows 10'da halihazırda pek çok ne var? Güvenlik önlemi var ya da güvenlik çözümü var. Bunlar belli başlıklar altında sizlerle paylaşıldı. Ama bunların özelliği neydi? İhlal öncesi. Yani bunların tamamı bir nevi defans uyguluyor. Yani içeriye kötü niyetli kişilerin ve kodların girmesi için bir defans uyguluyor. Fakat içeriye kötü niyetli kişi veya kod sızarsa artık sizin alanınız tamamen değişiyor. Burada ise yine Windows 10 ile beraber gelen yeni nesil bir güvenlik ürünü olan Windows Defender ATP'den bahsediyoruz. Peki nedir Microsoft'u bu kadar güvenlik alanına iten, bu kadar güvenlik ürünü çıkaran? Çünkü halihazırda belki duymuşsunuzdur, Microsoft'un ATA isminde Advanced Threat Analytics yeni nesil güvenlik ürünü var.
Cloud App Security var, Azure Identity Protection var. Yani baktığınız zaman aslında Microsoft'un Windows Defender ATP'den önce zaten halihazırda çalışan, pek çok müşteride olan bir sürü güvenlik ürünü var ve sürekli Microsoft güvenlik diyor. Bunun en önemlisi nedeni zaten sunumun başında söylediğim gibi dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz ve doğal olarak bütün artık kritik veriler dijital ve onların korunması gerekiyor. Hele ki bulut teknolojileri bu kadar yaygın kullanılıyorsa insanlar daha çok buralara atak yaptığı için Microsoft ne yapıyor? Özellikle bu alanda çok fazla ürün geliştiriyor. Peki neden güçlü? Halihazırda zaten kendi network'üne 1 milyondan fazla cihazdan pek çok data toplayabiliyor. Bunun yanında müşteri tarafında son kullanıcı 1,2 milyar son kullanıcı Windows bilgisayarından raporlama alıyor. 11 milyon kurumsal cihazdan benzer şekilde raporlama alıyor. Günde 1 milyondan fazla ihlale uğrayan dosya üzerinde çalışabiliyor. Yine aynı şekilde 2,5 trilyon URL ve 600 milyondan fazla reputasyon araştırma verisi var. Bitti mi? Tabii ki değil. Bunlar çok önemli veriler. Ama daha önemli aslında Microsoft'u en güçlü kılan kısım ise şu. Evet, 1,2 milyar ve 11 milyon kurumsal cihazdan veri alıyor olabilirsiniz. Ama bu verileri kolere etmeniz lazım. Yani ihlaller nasıl oluyor? Kim ne yapıyor? Anormallik nedir? Burada ise Microsoft bulutun gücünü kullanıyor ve çok gelişmiş tespit algoritmaları sayesinde bu aldığı verileri son kullanıcı olsun, kurumsal müşteri olsun, kendi iç müşterisinden olsun, yani kendi çalışanlarından olsun veya biliyorsunuz Hotmail ve benzeri pek çok ücretsiz platform var. Buralardan aldığı verileri kolere etmek için bulutun gücünü kullanıyor. Bu çok önemli bir avantajı ve bir önemli kısmı da sadece makine öğrenme teknolojisi veya bulut gücü değil, insan gücünden de yararlanıyor. Bu konuda son derece uzmanlaşmış tehdit avcıları kullanıyor. Yani böyle ekipler var Microsoft'un içerisinde. Güvenlik ekipleri 7/24 izleme yapıyorlar. Global olarak dünyanın her noktasını saldırıları tespit ediyorlar, saldırıları analiz ediyorlar, ihlalleri analiz ediyorlar ve bunu da yine bu merkezi veri bankasına bilgi girişi olarak tanımlayarak bizleri daha güvenli bir platform sunuyorlar. Peki biraz Defender ATP'ye bakalım. Windows Defender ATP bir kere davranış odaklı bir koruma ürünüdür. Yani bir antivirüs ürünü değildir. Halihazırda sizin son kullanıcılarınızda yine antivirüsünüz olmalı ama bu antivirüsten kaçan ve anormal davranış gösteren, işte buna CryptoLocker da dahil, bütün hareketleri ne yapabiliyor? Bulup size raporlayabiliyor. Şimdi çok klasik sorular oluyor. ATP'yi durduramıyor mu? Windows Defender ATP'nin, özür dilerim, CryptoLocker'ı durduramıyor mu? Windows Defender ATP'nin ana amacı bu değil arkadaşlar. Ama örneğin bir CryptoLocker bulaşıp tüm network'e yayılmasını engeller. Nasıl bir makinede bir CryptoLocker virüsü bulaştığında bu anormalliklere neden olduğu için anlık olarak ne yapabilirsiniz? Raporlayabilirsiniz. Bir diğer konu, anormallikleri tespit etmek için bulut altyapısını kullanıyor. Yani makine öğrenme teknolojisi ve bu yüzden gerçekten bir kullanıcının anormal davranışlarını ne yapabiliyor? Size paylaşabiliyor. Yine siber saldırı avcıları sayesinde sadece makine öğrenme teknolojisi değil, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir anormalliği güncel veri tabanına alarak artık makine öğrenme teknolojisinde kullanarak hızlı bir şekilde ajanlarına bunu ne yapabiliyor, bildirebiliyor. Yani daha Türkçeleştirilmiş bir haliyle insan gücünde kullandığı için gelen bir verinin bir anormallik olduğunu veya bilinen bir saldırı olduğunu veya bilinmeyen ama ilk defa yapılan bir saldırı olduğunu görüp bunu database'e girmeniz halinde artık bunu Windows Defender ATP merkezi database'i bildiği için bu ihlal başka bir yerde yapılmaya çalışıldığı anda ne oluyor? Bilgilendirilebiliyorsunuz. Peki özelliklerine bakalım hızlıca. Öncelikle Windows'a beraber gelen bir servis. Yani Windows 10'unuz, Enterprise'ınız varsa halihazırda zaten Windows Defender ATP kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lisansını satın almak. Doğal olarak ekstra bir ajan, ekstra bir program yüklemenize gerek yok. Davranış odaklı bulut teknolojisiyle güçlendirilmiş olduğundan dolayı bilinen ve bilinmeyen saldırılara karşı da önlem sağlayabiliyor. Yine sağladığı dashboard ve raporlama ekranları sayesinde bir saldırının hangi exe, yani bir saldırı olduğunda hemen onu tıkladığınızda detayı görebiliyorsunuz. Birazdan demo yapacağım aslında. Demoda daha iyi görebilirsiniz. Yani ha, bu kgenexe'ye tıklamış da bunlar olmuş. O zaman biz bu kgenexe'nin ne olduğuna bakalım. Kgenexe'nin üzerine tıklayalım. Network'ümde başka var mı onu bulalım gibi feature setleri var. Yine detaylı olarak bize ciddi bir istihbarat database'i sağlıyor. Çünkü dediğim gibi internal kullanım, müşteri kullanımı ve bu konuda, yani güvenlik konusunda çalışan uzmanlardan gelen bütün bilgiler eşsiz bir istihbarat bilgi tabanına sahip olmasını sağlıyor Windows Defender Advanced Threat Protection ürünü. Pekala, şimdi arkadaşlar demoya geçelim. Hızlı bir şekilde ürünü görelim. Bu benim, bakın,
Windows Security yani Windows Defender ATP dashboard'um. Şu anda benim dashboard'um son derece basit, kullanımı kolay bir ürün. En önemli özelliği onu söyleyeyim. Yani bir kural yazma gibi bir durum yok. Ürünün temel amacı raporlamadır. Çünkü kurumsal şirketlerdeki en büyük problem son kullanıcı bilgisayarlarında olan anormalliklerin tespit edilememesi. Tamam, antivirüsü tespit edebiliyoruz. X bir antivirüs kullanıyorsunuz. Onun merkezi bir raporlama ürünü var. X bir client'te bir antivirüs, özür dilerim, virüs olduğunda hemen işte size mail geliyor. Ama anormallikleri tespit edemiyor. Yani bakın, burada pek çok anormallikler var. Ondan bir örnek de gerçekleştireceğim. Anormalliğin aslında ne kadar basit bir şekilde gerçekleştiğini. Öncelikle uyarılar bölümüm var. Sağ tarafta riskli makinalarım var. Hemen altında servisimin çalışıp çalışmadığı, hemen yanında toplam kaç makineden raporlama aldım. Şu anda 5 makineden raporlama aldığımı görüyorum arkadaşlar. Hemen alt kısımda şurayı şöyle bir daha yenileyelim. Portal uzun süredir açık olunca şu kısımlar gidebiliyor bakın. Loglarım, topladığım loglar, makine raporlarım. Şu anda malware istatistiğim. Şu anda düşük öncelikte bir tane makinem varmış. Malware'lerin arkadaşlar sınıflandırılması var. Şu anda bende sadece düşük öncelikte bir tane malware varmış. Tıkladığımda hangi PC'ymiş? PC1'deymiş. Ve hangi malware'miş görebiliyormuşum. Bakın neymiş? Mimikatz tool arkadaşlar. Şimdi bu bölümleri yine geliriz. Tekrar dashboard'a dönüyorum. Dediğim gibi alertlerim, kritik makinalarım, servis durumum, kaç makineyi izlediğim, loglarım ve makinalardaki malware tespit etme durumu. Altında uyarılarım var. Uyarıları görebiliyorsunuz. Açık veya üzerinde çalışılan veya çözülen uyarıları. Açık uyarılardan istediğiniz herhangi bir uyarının üzerine tıklayarak o uyarının ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini, hani öneri görebiliyoruz. Hemen altında hangi makinede ve nasıl olduğu, Client 11 isimli makinede olmuş ve Windows işte WinATP Backdoor Exe'yi çalıştırmışız. Ondan dolayı da ne olmuş? Bir kötü içerikli kod çalışmış. Hemen bu dosyaya tıkladığımızda bu dosyanın hash'ini alıyor ve globalde tüm Windows ATP kullanıcılar arasında kaç tane görüldüğünü görüyor. Tüm dünyada 80-79 tane görülmüş. Niye bu kadar az? Çünkü bu demo bir file. Size bulaşan özel bir file de olabilirdi. Veya global bir saldırı olsaydı, örneğin şöyle bir yine alertlere gelelim. Bakalım mesela bundan kaç tane varmış? Global. Mesela bu daha fazla, 2100 tane. Yani şöyle düşünün, size bulaşan dosya belki milyonlarca makinede olabilir. Belki binlerce makinede olabilir. Belki size özel olabilir. Tekrar alertlere geliyorum. Dediğim gibi alertin üzerine tıklıyorum. Alertin hangi makinede olduğunu ve hangi dosyanın bu alerte neden olduğunu görebiliyorum. Hemen altında da bakın şöyle bir detayımız var. Timeline, yani bu alert nerede gözükmüş. Bu exe'ye tıkladığınızda bu arada network'ünüzde başka makinalarda varsa onu da görebiliyorsunuz. Bizim sadece son 30 gün içerisinde tek bir makinede görülmüş arkadaşlar. Son 30 gün içerisinde tek bir makinede. Hangi makinede? Client 11. Peki detaylarını görebiliyor muyuz? Neler olmuş? Tabii ki. Şimdi alertleri alert bölümden inceleyebileceğiniz gibi makine görünümüne gelip, bakın makine görünümüne gelip ilgili makineye tıklayıp makinede timeline'a da bakabilirsiniz. Yani bu makinede neler olmuş? Bakın bu makinede bir hayli şey olmuş. Gördüğünüz gibi pek çok atak olmuş. Kimini çözdük demişiz. Bakın kimi üzerinde çalışılıyor. Aşağı doğru inecek olursak aslında bu makinede her şey gösteriliyor. Bakın Word exe açılmış ve şu IP'ye erişmiş. Bakın Word açılmış. Şurada bir tane register kaydı değiştirilmiş. Hemen onun üzerine tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neler oldu? Ben neyin üzerine tıkladım? Bu değişikliği yapan exe'nin üzerine tıkladım. Bu değişikliği yapan exe başka hangi makinalarda hangi değişiklikler yapmış onu da görebiliyoruz. Bakın svc host'a tıkladım. Yani bu exe'nin ATP kullanan bütün bilgisayarlardaki tüm hareketlerini takip edebiliyorsunuz. Exe'ye tıklamak yerine bakın şurada sağ tarafa tıkladığımda, yani exe'nin üzerine değil de ne yaptığını görebiliyorsunuz. Yani 9'u 1 geçe svc host bir tane register kaydı değiştirmiş. Bakın hemen değiştirdiği kaydı ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Yani illaki bir problem olması değil, problem olmadığında da takip edebiliyorsunuz. Mesela bunlardan biri benim makinem. Bakın şu makine. Hiçbir problem yok. Yani şu ana kadar hiç virüs bulaşmamış. Olabilir ama bu makinenin üzerine tıklayıp makinenin IP'sini, bakın buradan işte PowerPoint'in nereye bağlandığını, MS Sense bakın şurada veya Internet Explorer'ın, PowerPoint neler açıldığını hepsini görebiliyor. Mesela Office Click to Run, Endpoint Agent, bakın bir tane Endpoint Agent Setup
Register kaydı değiştirmiş. Tıklıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Bu gitmiş. Şu DLL exe'yi kullanmış. Endpoint Agent. Bakın ne yapmış? Uninstall. Ben ne yaptığımı bildiğim için aslında bu sabah Cloud App Security'nin Endpoint Agent'ını silmiştim. Bakın onun yaptığı her şeyi görebiliyorum. Baştan sona ve bu bir malware değil. Yani makinanızı bu seviyede inceliyor. Makinanızı bu seviyede inceliyor arkadaşlar ve anormalliği tespit etmek için inceliyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye inceliyor? Zaten ürünün amacı bu. Benim yaptığım bütün hareketleri inceliyor. Ha bunların içerisinde PowerPoint'in datası yok. İşte benim Word datam yok. Benim şifrem yok. Dikkat edin yaptığı eylem kimin nereyle iletişim kurduğu, kimin ne değişiklik yaptığı makinede. Yani sizin davranışlarınızı inceliyor. IP niye önemli? İşte bu PowerPoint şu IP'ye bağlanmış. İyi de o IP bir zararlı bir IP olabilir. Hemen IP'nin üzerine tıkladığınızda size o IP'nin kime ait olduğunu gösteriyor. Zaten o IP eğer mesela burada bakın Microsoft'a aitmiş. Kötü içerikli kod sağlayan birisine veya birilerine aitse zaten bu hemen şüpheli aktivite olarak ne oluyor? Görüntülenebiliyor. Tekrar tıklıyorum. Yani burada detay makine görünümü son derece başarılı. Ben çok beğeniyorum. Hani illaki problem olduğunda değil, bir makinede neler oluyor, onu da ne yapabiliyorsunuz? Çok rahat bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. O yüzden bu timeline kısmı çok başarılı. Yani bu makinede ne olmuş, kim ne yapmışı görebiliyorsunuz. Mesela burada başka ne var? OneDrive bir iletişim kurmuş. Yine tahmin edebileceğiniz gibi Microsoft'la alakalıdır. Daha eskilere gidebiliriz. Şöyle bakın daha eskilere gidiyoruz. Şöyle daha eskilere gidiyoruz. Bakın atak var şurada. Hemen atağı görebiliyoruz. Hemen dosya bir tane bakın buradaki dosyaları yakaladık. Şurada neler olduğunu görebiliyoruz. Şurada bir exe kullanılmış. O bir exe'yi tetiklemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki tane register kaydı değişmiş. Timeline'ı gayet ne arkadaşlar? Güzel. Şuradaki hemen atak tipine bakıyoruz. Hemen alert kısmına iniyoruz zaten ve yine aynı detayları görebiliyoruz. O yüzden hani izlenmesi ve takip edilmesi son derece kolay. Zaten bu kadar. Hani ürün bu kadar. Bu kadardan kastım şu. Bakın ayarlar kısmında sadece time ayarı var. Lisans ayarı var. Alertler var. İşte alertleri açık, kapalı, üzerinde çözüldü veya işte false pozitif, false negatif işaretliyorsunuz. Makine görünümünde makinalar ne yapmış, ne etmişi görüyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar setup bölümünde zaten çok bir şey yok. Hangi data center'da olduğunuz, toplanan logların kaç gün saklanacağı ve organizasyonunuz hakkında temel bilgiler veriyorsunuz. Son bölümde ise makinalarınızı bu platforma nasıl çekeceğiniz bölüm var. Yani şu Windows Defender ATP lisans aldınız. Dashboard'unuz açıldı. Süper ama burada hiç makine yok. Niye yok? Çünkü sadece bir dashboard'a sahipsiniz. Endpoint Management'a geliyorsunuz. Bakın burada isterseniz System Center'la, isterseniz Intune'la, isterseniz Group Policy, isterseniz Local Script'le siz ne yapabilirsiniz? Makinalarınızı Windows ATP alabilirsiniz. Ben Local Script kullandım 5 makine olduğu için. Kastım şu, Local Script'e tıklayıp Download dediğinizde bir tane BAT dosyası, CMD dosyası indiriyorsunuz. Karşı tarafa gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş sen buna sadece çift tıkla. Adam çift tıkladıktan bir süre, kısa bir süre sonra otomatik olarak sizin bulut ortamınıza ne yapıyor? Bağlanıyor. Veya Group Policy'yi seçin. Yine Download dediğinizde size bir tane ADMX indiriyor. Bu ADMX'i ne yapıyoruz? Group Policy'i import ediyoruz. Otomatik olarak artık Group Policy ile de tüm client'larınızı kendi Windows ATP'nize ne yapabiliyorsunuz? Bağlayabiliyorsunuz. Veya System Center için yine bir dosya indirip System Center üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Dağıttığınız bir komut setiyle dağıttığınız Windows 10 makinalarınızı kendi ATP platformunuza bağlıyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Arkanıza yaslanıyorsunuz ve şirketinizdeki bütün client'larda neler olmuş, neler bitmiş görebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi sadece gördüğünüz şurada olduğu gibi kötü içerikli kodlar veya işte ataklar değil. İsterseniz bir makinenin A'dan Z'ye ne yaptığını da görebilirsiniz. Buradaki kritik sorunun cevabını tekrar ediyorum. Buraya aktarılan datalar kesinlikle sizin kişisel datalarınız değil. Bu zaten hani çok bildiğimiz bir şey artık. Microsoft sizin Word dokümanınızın içeriğiyle veya e-mailinizle ilgilenmiyor. Tek yaptığı bu makine ne yapıyor? Bu makinedeki yapılan hareketlerde bir anormallik var mı? Hangi exe, hangi register kaydını değiştirmiş, hangi IP'ye bağlanmış, bunları takip ederek arkadaşlar sizin mevcut ortamınızdaki anormallikleri ne yapabiliyor, tespit edebiliyor. Pekala, benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Ürün son derece basit, kullanışlı, hazır, alın, kullanın tarzında bir ürün. Şu anda ben zaten aktif kullanıyorum gördüğünüz gibi ve aktif olarak da bir müşterimize de şu anda
Yine kurumsal bir müşterimizde kurulumlarını yapıyoruz. Özellikle kurumsal müşterilerde, kurulumlarını yaptığımız müşterilerde diyeyim, böyle son kullanıcı verilerinin ana bir ekrana gelip bu şekilde takip edilmesi müşterimizin çok hoşuna gitti. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Yapacağınız şey aslında basit. Siz de denemek istiyorsanız Windows Defender ATP sayfasına gidip buradan bir trial hesap açıp herhangi bir para ödemiyorsunuz arkadaşlar bunun için. Mail adresinizi veriyorsunuz. Size bir mail geliyor. Bu mail üzerinden aktivasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Bu konuda ben zaten iki tane makale yazdım. Çözümpark.com'a girerseniz aktivasyonu nasıl yapacağınız ve daha sonra clientları nasıl ekleyeceğinizle hakkında da bilgi var. Yani hızlı bir şekilde kendi şirketinizde de ne yapabilirsiniz? Ürünü deneyebilirsiniz. Ürün gerçekten başarılı, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Pekala, dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa alabilirim arkadaşlar.